Artık 83 milyon insan olarak her birimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız. Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Dayanışma içinde olmalıyız. Şu anda salgının daha etkin seyrettiği, bulaşma oranları ve vefat sayılarının yüksek olduğu İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak bir özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs olayına karşı günlük verileri basın toplantısıyla açıkladı. Bakan Koca, 24 saat içinde 76 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 10 Mart tarihinden bu yana virüsten dolayı can kayıplarının 725'e yükseldiğini belirtti. Bugünkü test sayımız 20.023. Bugünkü vaka sayımız 3.892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu. Buradaki tablo ise COVID-19 tanısı ile takip ettiğimiz hastalarımızın Türkiye genelindeki dağılımını görüyorsunuz. Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Burada gördüğümüz özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Vatandaşların sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiğine değinen bakan, bilim kurulu içinde başka kurulda oluşturulacağını belirtti ve şu görüşlere yer verdi. Toplumsal konularda alınacak tavsiye kararlarına, yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmalar yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum olarak, aile olarak, bireyler olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde de bulunacak. Bu uygulama salgınla mücadelede dünyada bir ilktir. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan Toplum Bilimleri Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum.